Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. EAFC 24 Mobile'da yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, artık 24 Mobile'a yavaş yavaş veda ediyoruz. Salı itibariyle arkadaşlar 25'e geçiyoruz artık. Bizler de artık son paket açımlarımızı yapıyoruz canlı yayınlarda falan. Dün yayında yapmıştık. Bugün de video olarak çekmek istedim. Öncelikle şu 80101 görev modundan ne geldi bakalım. 92 geldi. Oo. 81 101 arasından 92 yüzde diğer çağırdık. Gerçekten iyi bir top açım oldu. Hafta sonu görev modu geliyor. Artık dediğiniz gibi arkadaşlar çok az bir zaman kaldı. Kahramanlar ve Xemir transferi arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın süre yazıyor 3 gün. Bunlar artık kaldırılıyor arkadaşlar. 25'e geçince. Bunlar kalkacak. Buradan görev modlarından tabii ki şunları bir toparlayalım hemen. Bunları da aldık. Bu kısmı bitirdik arkadaşlar. Retro yıldızlar görevi. Fakat şurada bir sıkıntı var arkadaşlar. Biz burayı da artık tamamladık gibi bir şey. Şuradaki maçı da yapacağım. Buradan da açılım yapacağız. Şurada şu Tolkov'u hala alamadık arkadaşlar. Arkada görevinin 4 seviyesinde beceri oynanan ve maçları tamamladıktan sonra diyor. Acaba burayı tamamladıktan sonra mı açılacak? Bakalım bir. Şu maçımızı oynayalım. 4-0'dan maçı çevirmemiz lazım. Kadromdaki değerli oyuncuları da sattım arkadaşlar. Biraz jeton kastım dedim. 25'e hazırlık yapıyorum. Ve ilk defa arkadaşlar sıfırlama olmayacak. Biliyorsunuz ya FIFA'da yeni sezona geçerken yani 23'de 24'de işte 21'de 22'ye falan geçerken hep oyuncular sıfırlanırdı. İlk defa bu sene arkadaşlar sıfırlama olmayacak. Kadro yine aynı şekilde kalacak. Acaba 25'te seviyeler nasıl olacak? Hangi kart tasarımlar gelecek? Bunu da salı günü göreceğiz arkadaşlar. İşte kalecimizi sattık. Sol bekimizi, sol kanadımızı falan sattık arkadaşlar. Yani aslında değerli oyuncuları satacağız çünkü 25'te daha iyi futbolcular gelirse daha da güzel bir kadro oluşturabiliriz. İlk etapta oyuncular fiyat olarak biraz uygun fiyata geliyor. Sonrasında zamlanıyor tabii ki. Biraz da gün geçtikçe pahalanıyor. Bakalım 25'te bizi neler bekliyor olacak arkadaşlar. Salı gününü merakla bekliyoruz. Kaleci Ederson Manchester City, Manchester City'ye karşı bari farklı bir takım olsaymış. Julian Alvarez, Erling Haaland. Haaland'ın pası Alvarez. Aslında bir faul de bekliyorduk orada ama ilk yarı bitti. Bakalım 96'da 99'dan ne çıkartacağız. Hafta sonu yine göre modları falan var. Paketlerimizi açacağız. Sonrasında da 25'e kadar biraz CFR biriktirelim arkadaşlar. Fodon. Fodon savunma son anda araya girdi, müdahale etti. Ederson uzun yolladı. Ruben Diaz yükseldi. Rodri. Haaland. Haaland 4-3 yaptık. Bernardo Silva aldık topu. Jeremy Doku. Doku'dan Julian Alvarez'e. Gerçi Alvarez şu anda artık burada değil. Boş kaleye 4'ü attık. Bunlar tabii ki kolay maçlar olduğu için arkadaşlar. 4-0'da geride olsanız, 5-0'da geride olsanız
Hiç fark etmez, rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Rodri, Julian Alvarez, Haaland. Pas geçmedi. Bernardo Silva. Kyle Walker girdi araya. Alvarez, Haaland, Rodri. Şimdi Foden. İyi bir vuruş olmadı. Evet. Serbest vuruş kazandı. Rakip Manchester City. Kaldırdı. Şimdi Jeremy Doku. Hızlı bir oyuncudur. Bernardo Silva ısrarla top istiyor. Al o zaman. Bernardo Silva demiş, pardon, Kyle Walker'mış. Bir de Kyle Walker'ı attıralım. Penaltı bekliyoruz. Penaltı bekliyoruz, evet, verdi penaltıyı. Penaltıyı verdi. Topun gerisinde Erling Haaland. Haaland topu tavana astı. Ederson doğru köşeyi bilse de Haaland'ın şutu karşısında hiçbir şey yapamadı. Topu tavana astı. Skoru 5-4'e getirdik. Jeremy Doku kaptırdı topu. Rakip Haaland. Guardiola girdi araya. Jeremy Doku şık bir çalım attı. Jeremy Doku şuradan da bir denelim şansımızı. Oy. Ya işte böyle golleri çok seviyorum arkadaşlar. Hem e-futbolda hem de FIFA'da böyle güzel goller atıyorum. Gerçi FIFA'da biraz daha kolay ama e-futbolda arkadaşlar özellikle bu bomba şutları falan atmak. Yani e-futbolda bazı şeyleri iyileştirmiştir. Dün zaten canlı yayın yapmıştık. Güzel de goller atıyoruz. Yani dönen topları mesela gelişine vurduğumuzda özneden top dağlara taşlara giderdi. Fakat şimdi muhteşem bir şekilde kaleye gidiyor ya. Kaleci kurtarıyor ya, top direkten dönüyor ya da muhteşem bir gol oluyor. Çünkü dün güzel goller de attım. Foden. Foden bir plas olmadı. Artık maçta da son saniyeler. Derken maçı da bitirdik. 6-4 kazandık. 4-0'dan 6-4 kazanmasını bildik. Bakalım 96-99'dan ne gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak dedik ve yine her zamanki gibi şansı burnumuzu açtığımızı yapıyoruz. Bakalım ne gidiyor. Aubameyang mı? Yok. Aubameyang değil. Sol kanada gelmiş. Bu anda. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir kısım açıldı. Ne diyor? Devam edilsin mi? Tek seferde diyor. Neymiş bunlar? Ücretsiz şekilde alıyoruz. Fakat bu kısım açılmadı. Ben ona şaşırdım. Şimdi arkadaşlar şuradan şeye bakacağız. Bakalım. Evet. İşte Stoykov arkadaşlar. Stoykov'u da ücretsiz bir şekilde buradan alıyoruz. İlk biraz işte ben son maçı bırakmıştım. Niye gelmedi diye düşünmüştüm ama sonrasında tabii ki maçı tamamlamamız lazımdı. Ondan dolayı maçı tamamladık ve işte Stoykov'u da kadromuza kattık. Sol kanada. Sol kanattaki oyuncumuzu satmıştık. Jeremy Doku'yu. En azından bunu ücretsiz bir şekilde aldık. Tek seferde arkada görevinin 4 seviyesinde beceri oynandı ve maçlar tamamladıktan sonra açıldı. Acaba şimdi burada arkadaşlar bir de şey var. Şurada tek tek var. Acaba onu tamamladıktan sonra mı gelecek? Onu da tam bilmiyorum. Şöyle bakalım bir atladığımız herhangi bir şey var mı diye bakıyoruz. Burayı zaten tamamlamıştık. Buradaki puanlar acaba takas olacak mı? 25'te bilmiyorum.
Bunu öğrendikten sonra şey yaparız. Dün canlı yayında zaten buralar arkadaşlar açmıştık. Bunları da tamamlamıştık. Yani burada ne var mesela? 200 puanı mesela, bakın burada daha fazla şans diyor. Buradan aslında şey yapılabiliyor. Ya da 1800 puana 10 çekilişe buradan hepsine de alabiliyoruz arkadaşlar. Pardon. Şöyle bakalım, evet. Bir de burayı açalım arkadaşlar. Retro Yıldızlar günlük teklifi ve maskara ne veriyor? Burayı da tamamladık. Bakalım buradan ne gelecek bakalım. Şöyle parlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hak. 92 geldi. Mackenzie'ye. Tabii ki bu oyuncular bizim işimize yaramayacak için arkadaşlar. Bunları satacağız. Şu anda bayağı da bir şeyimiz de doldu. Şöyle oyuncularım diyelim arkadaşlar. Rüzgar falan geldi. Bunları satarız. Hatta şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarda biliyorsunuz 110'luk bir kesinti var. Ondan dolayı şu yazı gelecek illaki. Nerede bu? Heh. Mesela bakın arkadaşlar, 92 gen bir oyuncu. Mesela Rüdiger'i buradan şey yapabiliriz. Çünkü %10'unu kestiğinde daha az bir para geliyor. Ama burada direkt 4500 jeton almış oluyoruz. Bakın burada da yine kar etmiş olduk. Şu anda ben 25'e dediğim gibi hazırlığımı yaptığım gibi şey, 550 milyon jetonumuz var. Şöyle yapacağım. Daha önce arkadaşlar takastan bulduğum oyuncular Frimpong. Ondan sonra Patrick Vieira'yı bulmuştuk, Zidane'ı bulmuştuk, Miller'i bulmuştuk, Best'i satın aldık. Şimdi şu Tavon'un yerine yine bulduğumuz Stojkovic'i yapalım, koyalım şuraya. Muhtemelen yüzgeni olacağız mı? Hayır, olmadık. Tabii ki sol bek ve kaleci diye bir şey yok. Daha yüksek kendi bir kalecimiz yok. Onlar kalsın neyse. Evet arkadaşlar. Şuradan da yıldız bilesi ne var mı? Yani şunları da toplayalım bir. Bunları da aldık. Evet. Az bir zaman kaldı arkadaşlar. Önümüzde 3 günlük bir süre var 25'e geçmeye. Yarın akşam işten geldikten sonra ufak bir canlı yayın açarız. Cevherleri ne yapalım? Biriktirelim mi? 25'e saklayalım mı? Yoksa yarın yine açalım mı bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız da sevinirim arkadaşlar. Şöyle pazar yine de son bir kez bakalım arkadaşlar. Şu anda fiyatlar nasıl? Baktığımız zaman Dani Olmo bayağı düşmüş arkadaşlar. Dani Olmo bayağı düşmüş. Baccio yine aynı şekilde düşmüş. Baktığımız zaman Kvaratskhelia falan var, Neymar falan. Bunlar tabii ki pahalı arkadaşlar. Ronaldo. Fenomenal Ronaldo 712 milyon. Cristiano Ronaldo'nun daha pahalı anlaşılan. Vallahi evet, Cristiano Ronaldo'nun da bayağı pahalıymış arkadaşlar. Dani Olmo bayağı düşmüş. Evet. Evet arkadaşlar. Son dakika bir aklıma geldi. Onu da tabii ki sizlere de aktarmak isterim. Burada 2-10 günlük nelerinde arkadaşlar, biliyorsunuz bir kısım eksikti. O kısımda açıldı. O kısımda arkadaşlar Roberto Carlos. Biliyorsunuz Raul'da arkadaşlar, Raul bölümünde burada bir şey vardı. Neredeydi bu? Los Galacticos'un kaptanı. Bu kısmı açmamız lazımdı. Bu kısmı açtıktan sonra da arkadaşlar Roberto Carlos geldi. Burada ilk etapta tabii ki ücretsiz kartını veriyor sol bek. Bunu şöyle bir açalım. Brezilya sol bek, ikon ve Carlos'un 93 kartı. Carlos'un tarihini burada görüyorsunuz. En sonunda da 99 Roberto Carlos arkadaşlar ücretsiz veriliyor. Bu kısmında tabii ki tamamlamaya çalışacağız. Petit Cech falan var, Raul'lar. Bunlar tabii ki arkadaşlar devam edecek. Bilginiz olsun. Sadece bitecek olanlar kahraman güncellemesi ve gizemli transferi. Bunlar artık bitiyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra videomuzu noktalandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın bir aksilik olmasa canlı yayında yine hafta sonu göre moduyla ve paket açılımlarıyla karşınızda olmaya çalışacağım. Şu anda 6000 cevherimiz var. Atsak mı yoksa
25'e mi saklasak bilmiyorum arkadaşlar. Bu konuda düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız da çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.